Az kaldı. Kurtaracağım seni, az kaldı. Ya! Gün geçtikçe daha da çekilmez bir an. Tamam geçti. Sakin. Geçme. Bittiği bittiği sakin ol, ben yanındayım. Tamam. 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 İyi misin? Bitti, iyiyim. Tamam. Nereye gidiyorsun? Tuvalete gidiyorum. Tamam. Erken gel lütfen. Olur. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и сила, и слава веки. Çok hazır mı orada, üşütme. Git yat sen, ben gelirim. Git. Kamera kayıtta mı, bir baksana. Evet, kayıttaymış. İyi. Aşkım, bu odamızdaki kamerayı bari kapatsak olmaz mı? Hayır. Ya yolda, salonda, bahçede, buna yetmiyor mu? Bir de yatak odasında. Maria. Tamamlarız.
Günaydın hayatım. Gece uyumadım yine. Sorma, hiç uyuyamadım. Kahvaltı hazır olarak istediğin bir şey var mı? Yok hayatım, ama sen kahvaltı hazırlarken ben de şu kamera kayıtlarına bir göz gezdireyim. Tamam. Çok sürecekmişsin. Hayır. İyiyim, iyiyim. Biraz daha iyiyim. İyice şiddetini artırmaya başladı. Nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Geçecek. Telefon çalıyor. Baksana kendine. Efendim Nuri. Evdeyim, evdeyim. Gel. Tamam kardeşim. Tamam, hadi. Of, Nuri geliyor. Efendim Çağdaş. Evet. Ha? Biz kahvaltı yapıyoruz da ben seni kahvaltıdan sonra arayayım, olur mu? Okey, görüşürüz. Neden aramış? Ya dün gece mesaj çektim. Sabah ara demiştim de onun için aramış. Maria, daha önce seninle konuşmadık mı bu konuyu? Ne söylemişti? Bilimsel olarak psişenin bir kanıt olmadığını söylememiş miydi? Ya bir bilim insanı olarak beni senin kadar bile anlamıyor. Barış, anlıyorum. Ama ilaç tedavi de kabul etmiyorsun. Ya bir görüşseniz, bir konuşsanız. O seni dinlese, sen onu dinlesen olmaz mı? Olmaz. Onun zırvalıklarına ayıracak vaktim yok Maria. Ama o kardeşin getirdiği sahteki hocalara bak. Maria, Çağdaş denen bilim insanı eğer biraz doğruluk payı var deyip kani olup beni karşına alsaydı onu da dinlemek isterdim, tamam mı? Tamam, tamam Barış, tamam. Ama ben eve öyle hoca hoca istemem. Sen git arasın onların evlerine. Şimdi telefon çalacak ve arayan Çağdaş. Evet Çağdaş. Çağdaş, ben sana daha sonra mesaj atayım. Okey. Sakın bir şey söyleme. Sakın sakın sakın. Kapı çalacak ve gelen Nuri. Abartma ister. Geldi. Aç kapıyı. Kendin aç. Hoş geldin abi. Aleyküm selam. Nasılsın abi? İyi, sen nasılsın? İyiyim abi. Geç. Ne var ya, nasılsın? Ne olsun abi, hep bildiğin gibi. Korkacak bir şey yok. Ne benim ne de cinlerin işi değil. Rüzgar esti, kapı çarptı, hepsi bu. Kehanet sahibi Barış. Sana bir internet sitesi açalım ve medyumluğa başla istersen. Ne de olsa devlet böyle şeyde izin veriyordu. Maria, dalga geçme. Kehanet filan değil, tamam mı? Bütün yaşadıklarımın bir açıklaması var benim. Hı hı, öyle. Abi, şimdi sakin ol da. Şimdi
Hocaya gideceğiz mi yoksa getireceğiz mi, ne yapacağız? Yengene kalsa Cinci Hoca falan getirmeyin bu eve diyor. Yenge sen de abartma istersen. Gelecek olan senin yani, benim gibi Allah'ın bir kulu. Gelse ne olacak, belki abime şifa olur. Ya Nuri, kime şifa olmuş bu sahtekarlardan da bir de Barış'a şifa olsun. Ya bunların işi gücü insanları kandırmak. İnsanlar rahatsızlıklarını kullanıp para kazanıyorlar. Business bu oğlum, business. Tabii tabii tabii. Çağdaş denen bilim insanları da aynı şey yapıyor değil mi? Ya Barış, bu söylediğine kendine inanıyor musun? Tıp insanları sana böyle nuskalar verip de bunu suya koy, bunu iç, bunu bilmem ne yap demiyor yani. Evet öyledir. En az onun kadar psikoloji kitabı okudum ben, tamam mı? Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Psişik durumlara kanaat getirmeyenlere de benim tahammülüm yok Maria. Abi bak sakin ol ama bir onu da dinlersen iyi olur bence. Ya neyini dinleyeceğim? Ben dinledim dinleyeceğimi Nuri. Abi bak farklı böyle tedavi yöntemleri vardır, anladın mı? Bir dene bence. Dinlemez o dinlemez. Onun kafası kendi doğruluğu ve kehanetleri de çalışır. Maria ne alakası var? Psişik benim yaşadığım bir şey, tamam mı? Geceleri duyduklarım, gördüklerim, yaşadığım fısıltılar. Ya bunların hepsini akıl hastası bir adam bilinçli yaşayıp gelip size anlatamaz ki. Of, Nuri sen şu hocayla konuştun mu? Evet konuştum abi ama bir şey var, resim istiyor. Yani. Abi ilk önce resme bakıyormuş. Hı. Resme bakarken kendisine uygun bir şey var mı yok mu diye bakıyor. Ondan sonra da uygunsa gelip gelmeme kararını. Tamam diyor. Tamam, çek bir resim hadi. Oy, teknoloji ne ilerledi be? Hocalar bile artık telefondan fal bakabiliyorlar. Maşallah. Çekiyorum abi. Gönderdim abi. Arıyorum. Ara bakayım. Selamünaleyküm hocam. Ben Nuri. Abimin resmini şimdi gönderdim size. Bugün bakarsınız değil mi? Tamam hocam. Allah'a emanet hocam. Ne söyledi? Hemen bakamayacağı şeker. Resme bakacakmış. En geç yarın akşam haber verecekmiş. Hadi kahveleri dışarıda içelim. Nasıl istesen abi. Hadi gel. Dün gece işte tam burada bir çocuk cesedi çıkarıyordu. Abi. Bana kalırsa sana musallat oldu. Ne gördün de kazdın sen orayı? Karabasan gibi bir şeydi Nuri. Karabasan? Abi, sen askere gitmeden önce böyle değildin. Askere gittin, geldin, ondan sonra böyle oldun. Bir de şiddetini şu yavru kadınla evlendikten sonra arttırdı abi. Nuri hadi kalk gidiyorsun. Abi tamam. Hadi kalk dedim sana, yürü. Barış tamam, ne yapıyorsun, kalk. Bir kahvesini içseydi bari ya. Kafam yine gitti benim. Sen kahveni iç. Benim değil abi. Sağ ol. Abi sen de yengemin yanında böyle. Beni de çok kez kovu evden. Çık git, defol git. Oo, Maria abartma istersen. Böyle ara sıra geliyor işte. Birden aniden sinirleniyorum, ne yapayım? Ama anlıyorum ama yani nasıl çözüm yapacağız onu bilmiyorum işte. Ya hoca bakacak ya, buluruz belki çözüm yolunu. Umarım öyle olur. Bu arada iyice kafayı tırlatma da. Maria, o kadar da değil. Yani yenge o kadar da değil sen de. Ama abim de haklı. Ne olacak ki? Bir gelip bakacaklar, ona göre de kararını verecek adam. Yenge sen de hiçbir şey inanmıyorsun ya. Neyse. Abi ben müsaadenizi isteyeyim. Otursaydın oğlum. Yengeciğim, kahve ve kahvaltı için afiyet teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Hadi gel. İstemez. Kardeşim hoca aradığında haber ver, tamam mı? Tamam abi. Barış.
tane de bana al. Kendin alabilirsin. Konuşmama konusunda kararlı mısın? Anlamadım. Pekala, anladın. Bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Sana sormalı Barış. Bende bir şey yok. Güldün be beni, ne olursun. Ne yapıyorum Maria? He? Ne yapıyorum? Dışarı çıkıyorum biraz hava almak için. Hemen peşimden geliyorsun emir kepiyle. Hadi hemen içeri diyorsun. Ya biraz kendini sorgulasana. Hayret bir şey ya. Tamam Barış. Ben hatalı olabilirim. Ama böyle konuşmadan nasıl çözeceğiz problemlerimizi? Of Maria sus tamam mı? Bir şey yok. Ben yatmaya gidiyorum. Hep yaptığın bu zaten. Sus konuşma. Git odana kapan ya da yatak odasına git yat. Sonra da kafayı üşüt. Ben kafayı üşütmedim tamam mı? Ama sana daha önce de söyledim. Eğer çekemiyorsan çıkar gidersin. Ha yok. Çıkıp gitmezsen söylersin ben çeker giderim. Bu ne ya? On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, işte bu. Ne oldu yine? Bir şey yok. İyi o zaman. Ben de müsaadenle uyumak istiyorum. Yatıyor o zaman. Kamera kayıtta. İyi ki hatırlattın. Ne var yani keyfimizden kayıt altına almıyoruz ya. Ya Tanrı aşkına bu bizim odamızda olsa ne olur, olmasa ne? Sayende mahremiyetli bir şeyimiz kalmayacak. Ne var yani sıkıntı mı? Bir şey yapacak olsak kapatıyoruz herhalde değil mi? Öyle öyle. Bir gün unuturuz da porno filmlere konu oluruz. Şu an için bu konuşmalarımız bile yeter aslında. Ne yeter be? Ne yeter? Kaç gündür bir şey yaptığımız mı var? Maria kamera sesi de kaydediyor bak farkında mısın? Uf. Bir şey olmaz. Sabah kayıtlardan silersin. Tabii tabii. Tabii. Tamam bir şey yok. Az ileride gençlerden gelmiş. Bir gün bizde kurşunlayacaklar. Olacağı o. Aman öf. Ben yatıyorum ya. Saçma sapan konuşma. Şu ışığı söndür. Pardon, unuttuk. Allah'ım.
hadi ama. Hadi Çağdaş. Hadi kendine gel. Çağdaş, hemen gelmelisin. Barış çok ciddi nöbet geçiriyor. Evi bulursun değil mi? Tamam. Aşkım hemen geliyorum. Hiç olmaz. Salona gidelim. Tamam. Salona. Tamam. Salon. Tamam. Tamam tamam. İyiyim. İyiyim biraz daha ben. biraz. Yok. Tuvalete gideceğim ben. Dur. Dur. İyiyim iyiyim biraz daha iyiyim. Yemek ister misin? Yok hayır. Az önce Çağdaş'ı mı aramıştın, o mu geliyor? Evet. Mümkünse geri ara gelmesin. Ya adam bizim düşmanımız değil. Ya düşmanlığından dolayı söylemiyorum. Ya bu saatte adamı buraya kadar rahatsız edeceksin. Bak daha hava aydınlanmadı. Aşkım bir derdini anlatırsın. Belki bir faydası dokunur. Olmaz bu saatte olmaz. Yarın beraber gideriz gerekirse. Tamam nasıl istersen. Alo. Alo Çağdaş. Gelmene gerek kalmadı. Yarın biz geliriz sana. Ha öyle mi? Tamam o zaman hadi bakalım. Ne diyor? Ya, adam yolu yarılamış geliyormuş. Of. Gelsin gelsin tamam. Ben de şu kayıtlara göz gezdireyim, sen de bir çay demle hadi. Ya bir dinlenseydin. Ya dün yatak odasında işte konuştuklarımız vardı, onları sileceğim. Ya saçmalama Barış ya, kalsın. İzletmek zorunda değiliz. Anlatır geçersin. Ya Maria sen bir çay demle, ikimize de bir kahve yap tamam mı? Hadi. Tamam Barış, nasıl istersen.
Hemen geliyorum. Belki bir durum var mı gözlerde? Yok. Maria. Hayatım, senden özür dilerim. Yani daha önce de bahsettiğim gibi ben sıkıntıları olan bir adamım. Bu hep mükemmelliyetçi ve idealist kafamdan kaynaklı. Belki de... Barış, başlama yine lütfen. Ya başlama diyorsun ama daha ne kadar çekeceksin beni? Şu halime bak. İnsanlardan kaçıyorum. İnsanları ne kadar sevsem de bir o kadar onlara kızıyorum. Ya söz konusu ben... Senaryo yazarak geçim sağlamaya çalışıyorum. Yani seni bazen rahat yaşatamıyorum. İyi kazanamıyorum. Aşkım, ben böyle mutluyum. Yüzünden, beyninden şu takıntılarını at. Başka bir şey istemiyorum senden. Bak, söylemesi kolay ama gel gör ki ben bu ana kadar kolay şeyler yaşamadım. Aşkım, anlıyorum, biliyorum. Ama artık ben varım. Ve artık kafandan şu beni rahat yaşatacakmış duygularını sil. Ben böyle varlıkta da yoklukta da mutluyum seninle. Tamam. Evet Çağdaş. Ha, öyle mi? Tamam, geliyorum ben. Çağdaş gelmiş, köşede bekliyormuş. Hayatım, şu feneri de al, işaret et gelsin, tamam mı? Durum acil mi? Ya biraz ciddi açıkçası. Hoş Çağdaş, hoş geldin. Hoş geldin Çağdaş. Pek de hoş gelmedin ama seni de sabahın bu saatinde rahatsız ettik, kusura bakma. Sorun yok. Var da yok. Şey, sorun var derken bu saatte geldi mi ise acilet dolayısıyla... Bir şey içer misin Çağdaş? Bir kahve alabilirim. Tamam. Tekrar kusura bakma, sabahın bu saatinde rahatsız ettik seni. Rica ederim. Maria bizim kardeşimiz gibidir. Ona bir yardımımız dokunacaksa saatin hiçbir önemi yok. Bizim derken? Nezaket icabı bizim. Barış'cığım, konuşmak ister misin? Hı hı. Ya da daha sonra da bırakabiliriz. Hı hı. Konuşalım Çağdaş, konuşalım. Peki, nereden başlamak istersin? Maria sana durumumdan özet geçmiştir. Evet, biraz özet geçti. Buyur Çağdaş. Teşekkür ederim Maria. Afiyet olsun. Ben sizi yalnız bırakayım.
hakkında ne düşünüyorsun? Onu dinleyebilir miyim senden? Seni senden dinlersem netlik kazanabiliriz. Bak Çağdaş, eğer pisişik konusuna itibar etmeyeceksen... Fazla şey konuşamayız. Onu söyleyeyim. Pisişik konusunu biliyorsun ki içerisinde bir sürü dalı beraberinde barındırır. Şizofreni, telekinezi, duru görü, parapsikoloji gibi. Senin durumunda olan birini hangi kategoride değerlendireceğimize bakmamız gerekir. Hepsi var desem. Sonuçta telekinezi de var, duru görü de, parapsikoloji de. Yani bunların hepsinin ardı ardına gelen yaşanan olaylar da. Bunların hepsi mevcut ise hasta için klinik tedavi şart. Yani benim için. Ben senin için demedim. Ama ben öyle diyorum. Hepsinin bir arada olmasına sen karar veremezsin ki. Bu konuda çözümleyici olmak gerek. Eğer bu söylediklerin hepsi mevcutsa... Yani akıl hastanesinde bir süre tecrit ve tedavi, öyle mi? Hayır hayır. İlle de hasta yatacak anlamında söylemiyorum. Çeşitli tetkik ve konuşma seanslarıyla durum netleşir. Durum netleşir, öyle mi? Peki bana söyler misin? Duru görü olayına tetkikler nasıl açıklayacak, ha? Mevzu da bu ya. Duru görü, eski insanlardan günümüze kadar ulaşan uzun bir serüveni var. Mayalar ve İnkalara kadar uzanan bir yolculuk. Daha da geriye gidebiliriz. Nasıl ya? İlk kıta Mu insanları ya da Neandertaller gibi. Bunlar günümüzde mistik boyut kazanıyorlar. Şu an ise duru görüsü olan bazı insanlar kendilerine çıkar sağlamak amaçlı kendilerini kain ilan ediyorlar. Oysa ki tarih iyi incelendiğinde duru görünün tecrübelerle sabitlenmiş... Sabitlenmiş bilgi ve tecrübe dedik değil mi? Buna katılıyorum. Zaten benim bazı şeyleri bilmem tarih tekerrür ederden yana. Arda arda olacakları tahmin etmemse anlık analitik zeka ile ilgili. Tamam, buraya katılıyorum, doğru söylüyorsun. Ya geceleri uykusuzluk hallerim, ha? O garip varlıkla konuşmalarım, gördüğüm şeyler, duyduğum fısıltılar, yer yer onların yardımına gitmelerim. Bunların aklımın bana oynadığı oyunlar olduğunu söyleyebilirsin. Barış, bu konuda sadece sana şunu söyleyebilirim. Yaşamış olduklarını pek çok kişi yaşıyor. Senin ayrıcalığın yok. Bu durum doğaüstü bir şey değil. Geçmişinle yaşadıklarınla alakalı. Şu an aklın sana oyun oynuyor. Birçok karmaşa ve duyguyu bir arada barındırıyorsun. Mesela? Uykusuzluk en başta geliyor. Uykusuz kaldıkça geçmişini açığa vuruyorsun. Çocuk dönemde, ergen yaşta yaşadıkların, sonrasında okuduğun kitaplar, insanlarla olan ilişkilerinde seni yormuş belli ki. Freud'a girdik değil mi? Yok yok, sadece birbirimiz hakkında daha fazla bilgimiz olsun diye durum değerlendirmesi yapıyoruz. Durum değerlendirmesi mi? Söylesene Çağdaş, gecenin bir vakti ne oldu da sabahın köründe buraya geldin, ha? Genelden bahsediyoruz. Eğer genelden bahsedeceksek Freud için uygunsuz bir vakit. Bu gece ne oldu diye sorsam ya da bir kanıtım var mı desem, mistik durumla alakalı bana doğru kanıtı gösterebilir misin? Doğru şeyleri ifade etmeyeceğimi nereden biliyoruz? Eğer doğruları söyleyecek olsan ya da doğru bir kanıtın olsaydı şu an önüme getirip atmıştım bile. Kanıtlar öyle mi? Sence kanıtlar varsa neden getirip senin önüne koymuyorum ki? Çok basit. Kanıtları ya da söyleyeceklerini kimsenin inanmayacağını ve her şeye bir kulp takacaklarını düşünüyorsun. Öyle mi? Tamam. Sana bir şey göstereceğim. Gelir misin benimle? Olur. Tamam, dışarı çıkmamız lazım. Maria! Canım, şu kamerayla bizi takip eder misin? Tamam, olur. Tamam. Bak Çağdaş. Dün gece gözlerim yarı açık vaziyette işte tam burayı kazıyordum. Hadi biz buna bir rüya diyelim, tamam mı? Bu rüyaysa ve bir şeyi işaret ediyorsa sence bunun anlamı ne olabilir? Neyi işaret ediyor olabilir? Bak, gördüğüm rüyada tam burada bir çocuk cesedi çıkarıyordum. Yani burayı kazıdığımda canlıya ait bir şey çıkacaktır. Nesnesel bir şey mi? Hayır. Biz buraya geleli ne kadar oldu? Yaklaşık bir yıldır. Yani bir yıl öncesine ben buraya ayak basmadım. Ve burayı kazarsam insan bedenine ait bir şey çıkacaktır. Evet, ama böyle bir iddiayı ortaya atabilmen için
Oradaki her neyse ona şahitlik etmen lazım. Bir saniye. Yani oradan ne çıkarsa çıksın benim gömmüş olabileceğimi mi düşünüyorsun? He? Aslında tam olarak öyle değil. Ne? Söz konusu bir rüya görüp o rüyanın aynısından olabileceğini iddia etmenin yanlış olduğunu söyledim. Bak Çağdaş, bu bir rüya. Ama ben gördüğüm rüyanın bir mana taşıdığını söylüyorum. Yani bir yıl öncesine kadar ben buraya ayak basmadım. Ve buradan ne çıkarsa çıksın onun gömülmesine ben şahitlik etmedim. Neyse, bu konuyu geçelim. Hayır, geçmeyelim. Burayı kazacağım. Bir şey çıkacağını itibar ediyor musun? He? Muhtemel çıkacaktır. Bakalım o zaman. Tamam, yoruldun artık. Belki çok derindedir. Maria haklı olabilir Barış. İstersen gel biraz konuşalım. Daha sonra da bana müsaade. Kayıtları da incelemesi için Çağdaş'a verelim mi? Hem durumun hakkında daha çok bilgi edinir. Olur. Barış, sen de müsaade edersen. Neden olmasın? Klinikle birlikte inceleriz görüntüleri. Olur. Olur. Tamam. O zaman gün ışımaya başladı. Ben de kliniğe geçip hazırlıklarımı yapıp daha sonra buluşalım o zaman. Olur. Tamam. Ben de seni geçireyim o zaman Çağdaş. Görüşürüz. Görüşürüz. Çantam? Ha. Çantam, tamam. Ver bana onu. Ben getireyim senin çantanı. Maria, işimiz biraz zor. Kesinlikle görüşmeliyiz Barış'la. Çünkü durumu oldukça ilerlemiş. Daha çok şizofrenik bir depresif hali var gibi. Yani? Yanisi şu, kesin bir kan ile karşılaştığımı söyleyemem. Ama sık sık görüşüp bazı testler yapmak gerekecek. Aksi takdirde tehlikeli bir hal alabilir. Tamam Çağdaş, ben kendisini ikna etmeye çalışacağım. Tamam. Eğer ki tehlikeli bir durum olursa kendine ya da sana lütfen hiç çekinmeden gece gündüz beni telefonla arayabilirsin. Çok teşekkür ederim Çağdaş, ilgin için. İnsanın olağan ruhsal fenomenlerini aşan ve henüz yeterince açıklanamayan ve insanın bilinmeyen bir takım paranormal yeteneklerini konu alan bedene bağlı ruha ait psişik sözcüğüyle ötesinde anlamındaki meta sözcüğünden üretilen metapsişik terimi ilk defa 1905 yılında Paris Tıp Fakültesi Fizyoloji Profesörü Charles Richard tarafından ortaya atıldı. Söylesene, Çağdaş gibi bir bilim insanının sergilediği bakış açısı ne kadar bir bilgili bir bakış açısı oldu ki? Aslında hiç. Neden biliyor musun? O benim durumumun klinik bir vaka olduğunu söyledi, değil mi? Yanılıyor. Sana bunu ispat edeceğim. Az önce burayı kazmıştım ya. Burada bir şey çıkmadı. Neden biliyor musun? Çünkü burada bir şey yok. Ama orada var. Sana bunu ispat edeceğim. Bak.
Sakın bana yaklaştır bunu. Korkma korkma, bir şey yapmaz. Bak görüyor musun bu saçları? Eğer Çağdaş'ın gözünün önünde bunu çıkarsaydım bir deli gömleği giydirip odayı tıktırmıştı beni. Ama bunun farklı bir anlamı var. Bak, bu saçlar neyin anlamı biliyor musun? Bizden önce burada oturan ev sakinlerine yapılmış olan bir büyü türü bu. Anladın mı? Ama Barış, senin rahatsızlığın bundan öncesini de dayanıyor. Maria, ben sana rahatsızlığın bundan önce dayanıyor veya dayanmıyor demiyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu tür uğursuzlukları görebiliyorum, açığa çıkarabiliyorum diyorum, anlasana. Of Barış, ben uyumak istiyorum. Yeter artık, uzatma, gelmiyorum. Ne kadar incesiz. Artık kendini iyi hissediyorsan, hava yiyeceğim, aydınlanmadan yatıp uyuyalım. İyi olur. Of, bu ne ya, çıldıracağım artık. Tamam, kapıyı kilitlemeyi unutmuşum sadece. Bir şey yok, korkma. Tamam, git git, hadi gel. Hayatım, bir şey soracağım. Buyur. Biz dün gece pencereyi açık mı bıraktık? Hatırlamıyorum canım. Hadi biraz yatıp uyu. Tamam. Efendim Nuri. Tamam, ben seni öğlen arayayım. Hadi. Nuri mi? Evet. Ne diyor? Ocak bakmayı kabul etmiş, onu söylüyor.
Alo. Nuri, ne yaptınız? Tamam, gelirken mesaj atın bana, tamam? Tamam, hadi görüşürüz. Hadi. Hadi 3:30 oldu saat. Hadi kalk. Hadi bebeğim. Maria. 3:30 mu dedin? Evet, hadi. Nasıl uyudun ben bu kadar ya? Bayağı uyudun, evet. Hoca ile Nuri gelecek birazdan. Hadi toparlan hayatım. Sabah arayan Nuri'ydi değil mi? Hı. Birazdan gelecekler. Hadi. Hadi hayatım. Aşkım, kahveleri getirdim. Sağ ol hayatım. Ne var görüntülerde? Hiçbir şey yok, standart. Öyle işte. Bak, kaç gündür yapıyorsun? Hiçbir şey yok kayıtlarda. Bırak artık bunları. Bir Çağdaş'a gidip gelelim. Nuri arıyor. Efendim Nuri? Tamam. Daha önce de bu konuyu konuşmadık mı? Sorun yaratma. Bana bir su getirir misin? Getireyim. Biraz ısıtır mısın? Isıtırım. Kamerayı kapatsın. Başka kamera varsa onları da kapatsın. Abi! Abi! Efendim Nuri? Abi, kameraları kapatabilir misin? Niye, ne oldu ki? Hoca öyle istiyor da, yoksa bakmam diye. Tamam, geliyorum. Maria. Evet canım. Hemen benim küçük kameramı getir, tamam mı? Tamam, getireyim hemen. Bu ne ha? Bu kameranın hepsini kapatsın. Hiçbir şey istemiyorum. Tamam hocam. Abi kayıtları kapattın mı? Tamam, geliyorum. Hadi al şunu. Setin oraya koy, tamam mı? Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İçeride kayıtlı olan kamera varsa onları da kapattın değil mi? Evet hocam, siz buyurun ben hallediyorum hepsini. Maşallah, maşallah. Ne oldu hocam? Tam bir güvenlikli kayıt altındasın. Hiç bu kadar kamerayı bir arada görmedim ben. Şey hocam, yolda dediğim gibi abim biraz takıntılıdır da. Hocam yani şöyle, ben garip şeyler görüyorum. Yani siz bunları halüsinasyon diyebilirsiniz. Yani bu Paranormal diye bir film var. Orada görmüştüm de o yüzden kayıt altında tutuyorum. Halüsinasyon değil. Nedir hocam? Misafirlerim var senin. İnşallah bir çözüm buluruz hocam, değil mi? İnşallah. İnşallah hocam da. Misafirler derken. Evet. Musallat olmuşlar. Hocam.
Hocam. Her nereye gitse bırakmayacaklar. Hocam tamam, biz bunları içeride konuşalım. Buyurun içeri lütfen. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz hocam. Hocam buyurun siz. Tamam hocam, kayıtlı olan kamera yok. Ama bir şey soracağım, naçizanedir. Ya hocam, kendinizle alakalı bir endişeniz mi var? Yani neden kayıtlı olan kameraları kapatıyoruz? Yok evladım, benim kendimle alakalı bir endişem yok. Esas mesele kameraya gelecek olan şeylerde. Bu etkiyi daha da büyütebilir. Ve senin misafirlerinden kurtulmanı daha da güçleştirecektir. Hocam anladım ama yani şunu söyleyeceğim. Ben kameraların açılmasından yanayım. Barış bence doğru söylüyor hocama. Senin kamera kayıtlarından sonra bayağı bir nöbetler arttı. Maria. Neyse hocam, bir şey içer miydiniz? Yok sağ ol, ben bir şey almayayım. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Barış, sana gelince. Eğer ille de kayıtları açacağım diyorsan, evet, aç. Ama şunu da bilmelisin ki, misafirlerini yok etmek istiyorsan, önce onları buraya davet etmeliyiz. Gündüz kameralar kayıttayken gelmezler. Gelseler de görünmezler. Tamam hocam. Ben aksi bir durumun teşkil edeceğini düşünmüyorum. İzin verirseniz açacağım o zaman ben kaydı. Peki. Hocam, eğer hazırsanız biz başlayalım. Başlayalım. Hocam, biz yine de bir başlayalım. Eğer sorun çıkaracağını düşünürsek kapatırız seni. Anne adı. Gülistan. Doğum tarihi, ay, gün, yıl olarak. 30.06.1980. 30.06.1980. Eşinin adı ve doğum tarihi. Maria. Bu gayrimüslim değil mi? Evet hocam, gayrimüslim. Hristiyan. O zaman ismini tam söyle, harflerle söyle, tane tane. Tamam. M. M. A. A. Oğlum, her ne kadar tekrar ettimse de olmuyor. Tekrar başa dönüyor. Anlamadım hocam. Nasıl olmuyor yani? Bu iş beni aşan bir iş.
Senin ne doktorla ne de benle işin var. Senin işin çok mühim. Kayıttaki bütün cihazları kapat. Ben yarın tekrar geleceğim, kontrol edeceğim. Şimdi benim gidip birileriyle görüşmem lazım. Hocam korkutma bizi şimdi. Kork oğlum, kork. Hocam buradan arayın şimdi. Yani kimle görüşeceksiniz? Versene telefonu. Benim görüşeceğim insan belki seni de görmek isteyecektir. Ya iyi de hocam ne gördüğünü ne çıktığını söylemeyecek misiniz? Sen benim dediklerimi tut. Evden dışarı çıkma. Kapıyı kilitle. Anahtarı da işine ver. Ha, bir müddet de işinle hiç beraber olma. Tamam mı? Hocam ya hiçbir şey açıklamıyorsun. Ben bir şey anlamadım bu durumdan gerçekten. Sana sadece bunu verebilirim. Sakın yanından ayırma. Hocam. Ben gitmem gerekiyor. Tamam. Hocam ya şey söyleyecektim. Tekrar mı geleceksin? İnşallah. Allah'ım. Hadi bizimkilere selam söyle. Görüşürüz Allah'ın şükür. Bayağı endişe etti durumumdan. Hiç şüphe yok. Ben de endişe ettim. Bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun yine? Bu ne Barış? Ne o? O kilitli kutuda sakladığın görüntüler. Sakın. Sakın bana onları izlediğini söyleme. Sence izlemeseydim şimdi neyi konuşuyorduk? Gel benimle. Gel. Barış. Hadi birkaç parça eşyanı al ve git şurada. Bana bir açıklama yapmak zorundasın. Maria, zamanın olmayabilir. Hadi ne olursun git. Hiçbir yere gitmiyorum Barış. Bana bir açıklama yapmak zorundasın diyorum. Peki o zaman gitme. Ne o görüntüler? Niye benden sakladın şimdiye kadar? Gel otur, anlatayım. Gel. Henüz 6 yaşındaydım. Annemin dizinde uyuyordum ve o ilk garip varlıkla karşılaştım. Kabus gibiydi. Yani yıllarca süre geldi. Ortaokul yıllarımda, lise yıllarımda, üniversite dönemlerimde bunu üzerinden atmaya çalıştım. Sürekli kitapları araştırdım, okuyordum. Felsefe, psikoloji, sosyoloji. Ama bu benim bazı şeyleri sorgulamaya neden oldu. Yani Tanrı'yı bile sorguluyordum. Daha sonra askere gittim. Askerlikten sonra bu durum daha da garip bir hal almaya başladı. Sorunlarım iyice arttı. Gördüğüm ilaçlı tedavi, aldığım seanslar. Hiçbir şey bir şeye yaramıyordu. Yani bir gün 3-5 nöbetine gittik. Arkadaşımla birlikte. Nöbet tutarken bir anda benim gördüğüm o garip varlığı gördü. Ve silahla kendini intihar etti. Bu ilk ölüm vakasıydı. Daha sonra İstanbul'a geçtim. Bir arkadaşımın yanındaydım. Onunla beraber kalıyordum. Beraber çalışıyorduk. Kendisi senaristti. Bana da senaryo yazmayı öğretti. Yazmaya başladım. Yavaş yavaş para kazanıyordum. Ama ne olduysa bir gün karşılıklı otururken bir anda kendimi kaybettim ve onu bileklerinden kesilmiş halde buldum kendime geldiğimde. Polis tarafından sorguya çekildim. Ama suçsuz olduğum anlaşıldı ve serbest bırakıldım. Ailemin yanında kalmaya başladım. Onların desteğine ihtiyacım vardı çünkü. Ve o gördüğüm garip varlığın aileme de zarar vereceğinden korktum. Bir gün yalnız yaşamaya karar verdim. Ve artık tek başımaydım hayatta. Ayaklarımın üstünde yalnız başıma durmaya çalıştım.
Bu arada yer yer tatil bölgelerinde çalışıyordum ve seninle karşılaştım. Tanıştık. Evlendik. Ve hayatıma girdin. Şimdi de neden korkuyorum biliyor musun? İşte bu arkadaşlarımın başına gelenlerin senin de başına gelecek olmasından korkuyorum. İşte bütün mesele bu. Bu gördüklerin birer tesadüf olabilir. Bu ölümler birer tesadüf olabilir. Hayır, hayır. Bu ölümlerin ve bu gördüklerin hiçbiri tesadüf değildi. Yani bu yaşadıklarımın hiçbiri bana ait özel bir şey değildi. Bu gördüklerimi başkaları da gördü ve onların sonu beni endişelendiriyor, anlıyor musun? Yani belki hoca da bunu gördü ve işin içinden çıkamam deyip gitti. Bu görüntülerin bir incelenmesi lazım. Maria, kim inceleyecek ha? Çağdaş mı? Alanı değil diyorum sana. Bak, beni dinle. Bildiğim bir şey varsa sana da bir şey yapacak olmasından korkuyorum. Anlıyor musun beni? Ya bana bir şey yapacak olsaydı bir yıldır yapardım. Gördüğün gibi hiçbir şey yapmadım. Yarın bu yaşadıklarımın hepsini yurt dışındaki psişik araştırma merkezine göndereceğim. Hepsini de altına yazacağım yaşadıklarımın. Bütün elindeki dokümanların hepsini yollayacağım. Bakalım ne çıkacak. Eğer bir şey çıkarsa ben de peşinden gideceğim. Bu süre zarfında senden istediğim bir şey var. Nuri'yi arayayım gelsin. Ne olur seni alsın götürsün buradan. Bizimkilerde kal ha. Hiçbir yere gitmeyeceğim Barış. Ben senin yanında kalmak istiyorum. Kamerayı al, gel arkamdan. Hadi. Bir şey yok. Gördün mü? Hiçbir şey yok. O taraflara da bakalım aşkım. Tamam. Banyoya bakalım değil mi? Evet. Tamam. Bakalım için rahat olsun hadi. Korkacak bir şey yok bak. Rahat olsun işte. Tamam. Şey, dışarıya bakalım bir de.
Dışarıdaki ışıkları açık bırakalım. Ben iyice korktum. Tamam. Tamam, açık bırakalım. Açık kalsın. Geliyor musun? Geliyorum. Kamerayı ver bana. Maria! Maria!